Hayal. Kimi kağıt tepeyi ararken, kimi yeri geldiğinde de yeri göğünün yeterini. Kimse bu devletin babası. Her bakımda indirilen çamurlu postalar. Mesele sadece ağaç değil, kesin. Kahve pusular siper siper öldük. Hayaller kurmaya ve bu hayalleri tek tek gerçeğe dönüştürmeye devam edin. Çocukların gözlerindeki ışıkla gözünü kırpmayan... Evet, yeni bir çağın ışıkları yap. Başkanları teşrif etmişler, hoş gelmişsiniz. Kadın ve gençlik kollarımızın çok değerli. Sayın başkanlarıma teşekkür ediyorum. Diğer parti ve SDK'ların hizmeti temsilcileri, partimizin alt yüzü cefakar kadınlarımız. Bizi temsil eden, önceki dönem, şimdiki dönem bütün milletvekillerimiz, komşu illerden gelen il başkanlarımız. Diyarbakır anneleri gibi evladına, geleceğine, iradesine sahip çıkan cesur insanlarımızın sayısı. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Türkiye, Diyarbakır çok değişti, çok dönüştü, çok güzelleşti. Ve ben inanıyorum ki yine liderlerimizin önünde çok daha ilkler, yenilikler, güzellikler yaşayacak ülkemiz ve Diyarbakır'ımız. Bakınız, bir yandan da gözüm orada. Sayın Genel Başkan Yardımcımıza da haksızlık etmek istemiyorum. Ama Türkiye'de gerçekten hiç kimsenin öngörmediği şeyler bir oldu. Hayalinin bile mümkün olmayan şeyler gerçekleşti. Hiçbirimizin yapılabilir diyemediğimiz hususlar bir gerçekleşti. Ama en önemlisi de ne oldu biliyor musunuz Türkiye'de? Türkiye'de bir zihniyet devrimi yaşandı. O zihniyet devriminin kökeninde nelerin olduğunu bir başka zaman sizlerle konuşmayı dilerim elbette. Ama emin olun bu zihniyet dönüşümünün değişiminin sonucunda geldiğimiz nokta imrenilecek bir nokta. İşte tüm bu kazanımları, tüm elde ettiğimiz bu imkanları kayda geçeceğimiz yeni sivil demokrat bir anayasayla inşallah bu işi başlattıracağız sizlerin destekleriyle. Bu duygu ve düşüncelerle ben bir kez daha Diyarbakır Kongremizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Liderimiz Sayın Recep.